Evet sevgili izleyenlerim, 26 Ağustos günü bahçeye 17 gün aradan sonra geldim. Bakalım ağaçlarımız ve diğer bitkilerimiz ne durumda? Yine taşıma suyla ağaçlarımızı sulayacağız. Bölgedeki su kaynakları gittikçe kurumaya başladı. Son 2 aydır yağmur yağmıyor. Bu nedenle ciddi sıkıntı var ki geleceğin en büyük sorunu su sorunu olacak. O yüzden su hasadı ve olabildiğince sularımızı korumaya yönelik çalışmalar yapmamız lazım. Önce atalık tohumlarımıza bakalım. Mercimeklerimiz ve nohutlarımız epeyce tohum verir duruma gelmiş. Artık hafta sonu gelip bunları toplamaya ve işaretleyip kaldırmaya başlayacağız. Şurada bir kompost gübre çalışmasında çıkan kavunumuz vardı. 17 gündür o da sulanmadı. Bakalım ne durumda. Son derece iyi durumda. Kurumasını bekliyordum. Çiçek açmış. Şurada görüyorsunuz çiçeği. Tabii sulanmış olsaydı tahminen çok daha hızlı gelişecek ve dediğim gibi bize en azından kelek verecekti. Ağaçlar yavaş yavaş sonbaharın da gelmesiyle ve sulamamızın yapılamaması nedeniyle de gördüğünüz gibi yaprakları sararmaya başlamış. Umarım gelecek yıla bir sorun olmadan taşımayı başarmışızdır. Doğal bitki örtümüzdeki ahlatlarımız ve alıçlarımız da burada görüyorsunuz. Onlar hiç su ihtiyacı duymadan bu bölgenin doğal bitkileri olarak yaşamlarını sürdürüyorlar. Bir de size hala kırçiçeklerimiz var. Toprağın nasıl hem köstebekler tarafından hem de susuzluk nedeniyle nasıl parçalandığını göstereyim. Bir de burada bir tohumdan yetiştirme kayısı ve bademliğimiz var. Bu bademleri çocuklarla birlikte, kayısıları da öyle diktik. Bunları da sulayabilsek çok daha hızlı gelişecekti ama ne olursa olsun yine de 17 gündür sulanmayan bir bitki için aslında son derece durumu iyi görünüyor. Gerçi şu tarafa sanki komşum uzaktan bir su vermiş gibi. Bu tarafta kuruluk daha fazla ama gördüğünüz gibi yemyeşil duruyor. Denemek için pancar ve havuç dikmiştik. Tabii onlar hiç sulanmadığı için geçmiş olsun. Toprağa gübre oldu. Yani susuz tarım yapmak son derece zor. Yapabileceğiniz tarım türleri sınırlı. Yapılmaz değil. Gördüğünüz gibi nohut ve mercimeği son derece geç ekmiştik. Doğanın kendi ortamının bitkileri zaten çok rahat ayakta kalmayı başarıyor. Hani tüm bunlara rağmen yine de inanılmaz güzel bir hava var, sessizlik var. Etrafta uçuşan maalesef çok fazla plastik var. Piknikçilerin en büyük çoğunun en büyük zararı bu plastikler. Haftada bir kredi kartı büyüklüğünde plastik yuttuğumuz varsayılıyor mikroplastikler nedeniyle. Bunun nedeni de işte ortalığa atılan ve işte bunların gıdalara ve hayvanlara geçmesi sonucu yuttuğumuz plastikler. Şöyle bir algı var. Sağ olsun bazı piknikçilerimiz çöplerini toplayıp kenara koyuyor. Buraya çöp arabası gelmiyor arkadaşlar. Yani o çöplerinizi alıp götürmelisiniz ve ayrıştırılabilecekleri de ayrıştırmalısınız. Yoksa hepimiz hep birlikte birer kredi kartı büyüklüğünde her hafta plastik yutmaya mahkum kalacağız. Şimdilik videomdan bu kadar. Lütfen beğenmeyi unutmayın.